Ve roman gerçek hayata böyle benzediği için değerleri de bir ölçüde gerçek hayatındakilerdir. Ancak kadınların değerlerinin çoğu zaman diğer cinsiyetin koyduğu değerlerden farklı olduğu aşikardır. Bunun böyle olması da doğaldır. Yine de üstün gelen eril değerlerdir. Kabaca dile getirilirse futbol ve spor önemlidir. Moda hayranlığı, giysi almak önemsizdir. Ve bu değerlerin hayatta kurmacaya aktarılması kaçınılmazdır. Eleştirmen bu kitabın önemli olduğunu varsayar çünkü kitap savaşla ilgilidir. Bu kitap önemsizdir çünkü konuk odasındaki bir kadının hisleriyle ilgilidir. Harp alanındaki bir sahne dükkanındaki bir sahneden çok daha önemlidir. Değer farklılığı her yerde ve çok daha üstü kapalı biçimde varlığını sürdürür. Merhabalar, Kitap Kulübümüzün bu ayki kitabı Virginia Woolf'un Kendine Ait Bir Odası. Virginia Woolf, 1882 yılında o Victoria dönemi İngiltere'sinde doğuyor, Londra'da. Sıkıntılı, sorunlu bir aile hayatı var. Anne ve babasının ikinci evliliklerinden doğan bir çocuğu. Çok sayıda üvey ablası ve abisi var. Babası vefat ettiği zaman ciddi bir depresyona giriyor ve ruhsal sıkıntıları başlıyor. 1941 yılında Virginia Woolf intihar ederek hayatına son veriyor. Bütün hayatı bu ruhsal problemleriyle, o manik depresif haliyle mücadele ederek geçiyor. Zorlu hayat koşullarına rağmen kendi özgürlüğünün kıymetini bilen ve neredeyse o döneme göre cesur denilebilecek tabiatta bir kadın. Hatta cinsel kimliğini açık etmekten çekinmemiş, işte farklı sevgilileri olmuş falan. Böyle ciddi bir aykırılık gösterebilmiş, o cesareti taşımış. Kendine ait bir odada Virginia Woolf, kadınlar kurmaca edebiyatta niye yoklar sorusuna cevap arıyor aslında. Bunu da çok güzel bir örneklemeyle anlatıyor. İşte Oxbridge diye bir üniversite, Oxford'la Cambridge'i birleştirip öyle bir üniversite kurguluyor. Bu üniversitenin işte çimlerine bile kadınların basamadığı, bırakın kütüphanesine girmeyi, bir ortamı resimliyor bize. Böyle bir durumda bir kadının yazıp üretici olabilmesinin mümkünü yok diyor. Kitabın ilk bölümünde bunu tasarlıyor. İkinci bölümünde edebiyat tarihine dönüyor. Okuması ve anlaması biraz daha zor bu sebeple ikinci bölümü. Çünkü edebiyat tarihindeki kadın isimlerin üzerinden geçiyor. Kim yapabilmiş bu işi, kim yapamamış, niye yapamamış sorularına cevap arıyor. Sevdiği iki tane kadın edebiyatçı var kendinden önceki döneme ait. Birisi Jane Austen, birisi de Emily Bronte. Hatta Bronte kardeşlerin küçüğü galiba Emily Bronte. Ablasını daha kurallara uymaya çalışırken kendini zorladığı için iyi edebiyat üretemediği konusunda eleştiriyor. Emily Bronte daha özgür, kendisi gibi yazabildiği için ürettiği şeyler daha kıymetli, onu söylüyor. Aynı şekilde Jane Austen. Kendisi bir Shakespeare hayranı. Shakespeare'in yazdıklarını çok erkek ya da kadın olarak görmüyor. O kadar özgür bir ruh haliyle kendi olarak yazdı ki bu eserleri. O yüzden bu kadar büyük ve kalıcı olduklarını düşünüyor, muhteşem olduklarını düşünüyor. Hatta küçük bir örneklemeyle anlatıyor. Eğer Shakespeare'in bir kız kardeşi olsaydı, Judith diye öyle de bir isim uyduruyor. Onun başına ne gelirdi diye, aynı şeyleri üretebilir miydi, aynı yeteneğe sahip olsa bile diye düşünüyor. Yani sonu, Judith'in sonu maalesef çıldırarak intihar etmekle sonuçlanıyor. Virginia Woolf'un Feminist Manifesto olarak kabul edilen kitabı Kendine Ait Bir Odayı okumadan önce hangi çevirden okuyacağınızda karar vermeniz gerekiyor. Çünkü farklı onlarca çeviri mevcut. Çok kısa bir süre önce yine Kitap Kulübü bünyesinde okuduğumuz Antilope ve Fluria kitabına yaptığı olağanüstü çeviriyle hayranlığımızı kazanan Dost Körpe'nin çevirisini ben tercih ettim. Woolf'un kurgu edebiyatı özelinde kadınlar için oluşturduğu fikirler aslında kadınların entelektüel yaşamdaki varlıkları ve hatta yaşamdaki varlıkları üzerine genellenebilecek nitelikteki fikirler. Entelektüel hayattaki başarının nesillerce aktarılan bir birikimle mümkün olduğunu düşünüyor Woolf. Ve kadınların da bu hayata erkeklerden çok daha geç giriş yapmalarının onların başarısını bir miktar düşürdüğünü, başarıdaki bu geri planda kalmışlığın kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Düşünebilmek için, yani entelektüel olarak düşünebilmek için insanın yaşamsal maddi kaygılarının olmaması gerektiğini söylüyor. Buradan da şuna bağlıyor. Kendi zamanındaki, kendi çağındaki kadınların dezavantajlı olduğunu. Çünkü herhangi bir varlıklarının olmadığını, bunun için de entelektüel hayata gerekli vakti ayıramadıklarını söylüyor. Bizim şu anki çağımızdaki orta sınıfı düşünürsek, kadın erkek fark etmeksizin
yaşam kaygısı, çalışma ve iş koşulları öyle bir noktadaki Virginia Woolf'un idealize ettiği entelektüelliğe ulaşmak imkansız. Virginia Woolf tam bir Shakespeare hayranı ve Shakespeare'in androjen bir zihne sahip olduğunu söylüyor. Androjen zihinle oluşturulan edebi eserlerin zaten kusursuzluğa en yakın eserler olacağını söylüyor. Androjen zihinden kastı da kadın ve erkek düşünce yapısında eşit uzaklıktaki bir zihin yapısı olarak açıklıyor bu kavramı da. Virginia Woolf kadınların edebi eserler oluştururken kendi çağındaki en iyi noktaya ulaşmış olduğunu düşündüğü kadınların bile eserlerini oluştururken erkeğe karşı çıkma mesajını, kendilerini ispatlama kaygılarını bir şekilde eserlerin merkezine koyduğunu, bunun da eseri mükemmellikten yine uzaklaştırdığını söylüyor. Kadınlara bu engelleri aşarak sürekli yazmalarının ancak onları edebi ilerleme yolunda hızlandıracağını söylüyor. Yalnız Virginia Woolf burada kadınlara torpille geçmiyor. Bu şartlar oluşmadan entelektüel gelişimin olmayacağını söylüyor ama bu şartlar oluştuktan sonra olacağının da garanti olmadığını, hiçbir şeyin yaşanmadan görülemeyeceğini söylüyor. Her bir satırını hayranlıkla okudum gerçekten. Ve çevremdeki erkeklerin de bu kitabı okumalarını ve onlarla bu kitabı tartışmayı çok istediğimi belirterek yorumlarımı bitirmek istiyorum. Virginia Woolf'un Kendine Ait Bir Odası yazarın okuduğum ilk kitabıydı. Yazar hakkında da çok fazla bir bilgim yoktu. Bir kadının kendine ait bir odası ve parası olmalı. Bunlara sahip olduktan sonra yazın, erkekler ne der diye düşünmeden yazın diye bir alıntısı vardı kitabında. Kitap hakkındaki ilk izlenimim daha çok yazmak isteyen kadınları erkeklerden etkilenmeden, kendilerine güven duyarak yazmaları için, teşvik etmek için yazılmış bir kitap olduğu yönündeydi. Yani tam bir kişisel gelişim kitabı beklememekle beraber daha çok böyle bir yüreklendirme kitabı okumayı bekliyordum ben. Fakat kitabı okuduğum zaman ben bunun çok bunun ötesinde bir kitap olduğunu fark ettim ve çok etkilendim. Kendine Ait Bir Oda Virginia Woolf'un çok güzel, zekice tespitlerini, kadınların yaratıcı olarak var olabilmesinin önünde duran engelleri, erkeklerin bu engellerin tam olarak neresinde durduğunu, bu engelleri aşabilmek için ihtiyaç olan şeyleri çok güzel derlediği ve bunu gerçekten çok büyük akademik bir çalışmayla bir araya getirdiği bir kitap. Kitabın dili hiç böyle çok büyük, uzun araştırmalarla, bir akademik çalışmayla yapılmış olduğu hissini vermiyor. Sanki Virginia Woolf oturup bir defada bunları yazmış ya da sanki zaten var olan o derin birikimiyle bir sohbet ortamı sırasında bunları dile getirmiş ve siz onları oradan okuyormuşsunuz gibi bir dil sunuyor. Bunun sonradan çok normal olduğunu düşündüm. Çünkü bu Virginia Woolf'un kitap olarak yayınlanması için yazdığı bir eser değil, konuşmalarından derlenmiş bir kitaptı. Dolayısıyla bu konuşma dilinin bu şekilde yansıması sonradan çok normal geldi. Virginia Woolf bu kitabındaki tespitlerini ve yüreklendirmelerini ve tavsiyelerini, kendisi her ne kadar tavsiye diliyle bunları sunmasa da, söylediği her şeyi kurmaca edebiyat yazan kadınlar odağında söylemiş. Fakat bence herhangi bir şekilde yaratıcı bir iş yaparak var olmaya çalışan her kadının bu kitaptan okuyarak edineceği çok fazla şey olduğunu düşünüyorum. Kitabın erkeklerin de değerlendirmesi için çok zengin bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanı rahatsız edici, basit, sığ, feminist söylemler değil, gerçekten sebebiyle, alt yapısıyla, geçmişiyle, her şeyiyle cinsiyetler arasındaki toplumsal farkların nasıl ortaya çıktığını çok ikna edici ve çok güzel dayanaklandırarak anlattığı bir kitap. O sebeple kadınların kendilerini teşvik etmek için erkeklerin de var olan durumu anlamaları için okuması gereken çok güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Virginia Woolf'u daha önce hiç okumamıştım. Kitap kulübüyle birlikte ilk defa okudum. Bu kitap kurgu bir roman değil, bir inceleme aslında. Virginia Woolf'un iki ayrı konuşmasında kadın yazarlar ve kurgu romanlar hakkında yaptığı konuşmaların birleştirildiği bir makale gibi diyebiliriz. Bir inceleme yazısı. İlk kitabın bir sürü bölümü var. Özellikle ilk bölümünü çok sevdim ben. Hepimizin bir kere en azından bir yerlerde duyduğu bir ünlü lafı vardır Virginia Woolf'un. Bir kadının iyi yazabilmesi, yaratıcı aktivitelerde bulunabilmesi için
için kendine ait bir odası olmalı ve bir de sabit geliri olmalı der. Bu kanıya nasıl vardığını adım adım bize anlatıyor. Bize o dönemde, İngiltere'de o dönemde kadınların ne gibi sosyoekonomik zorluklar yaşadığını göstererek anlatıyor. 1900'lerin başı, 1928-29 yanlış hatırlamıyorsam, o dönemde bu konuşmayı yaptığı dönemde İngiltere'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı daha yeni verilmiş. Şaşırtıcı, bizden daha geç almışlar. Seçme ve seçilme hakkının ötesinde kadınlardan beklenti anne olmaları, çocuklarına bakmaları ve böyle bir ortamda, böyle kendilerine bu takım görevler verilmişken yaratıcı aktivitelere vakit ayıramamalarının çok normal olduğunu anlatıyor bize. Kurgu karakter üzerinden şöyle bir şey anlattı. Burası beni çok etkilemişti ve şaşırmıştım. Oxbridge diye bir üniversitede, Oxford ve Cambridge'i birleştirmiş bildiğim kadarıyla, kolejde okuyan bir kadın araştırma yapmak için kütüphaneye gidiyor. Ama gidemiyor çünkü kütüphaneye girmesi yasak. Oraya ancak özel bir izinle girebiliyor. Kütüphaneye girmeyi geçtim. Kampüsün belli alanlarında çimenlerde yürümesi bile yasak. Böyle bir ortamda siz bir kadından bir şey yazmasını, değil bir şey yazmasını, yani eğitim almasını bile beklemeniz çok zor. Bunun zorluklarından bahsediyor. Yine bir başka örnekte yine kurgu bir karakterle Shakespeare'in bir kız kardeşi olsaydı ama en az onun kadar yetenekli bile olsaydı Shakespeare kadar iyi bir yazar olabilir miydi? Bunu inceliyor ve bize gösteriyor ve olamayacağını gösteriyor. Çünkü onun kadar abisi kadar eğitim alamayacaktı. Ona o haklar verilemeyecekti. Onun yerine çok büyük ihtimal Londra'ya gidip aktris olacak ve sonra bir yönetmenle birlikte olup bunu bir şekilde mutsuz olup kendini öldürecekti. Gibi. Güzel güzel anlatıyor ve çok da ikna oluyorsunuz. Yine kitabın birinci bölümünde beni çok etkileyen bir tarafı şuydu. Yanlış hatırlamıyorsam yine kurgu karakter araştırma yapmak için kütüphanelere gidiyor ve erkek yazarlar, tabii ki o dönem bilim adamlarının hepsi erkek, işte araştırmacılar, yazarlar, kadınlar hakkında ne yazmış diye bir sürü kitap alıp inceliyor. Ve bunları incelerken gördüğü şey bolca öfke. Yani kadınlar aşağılanıyor, ikinci sınıf yerine konuyor. Hani fiziksel olarak, mental olarak her aşamada, her tür konuda ikinci sınıf vatandaş olduklarını, öne sürdüklerini görüyor ve diyor ki bu adamlar da bu öfke nereden geliyor? Hani bu öfke nasıl oluşmuş bunlarda? Halbuki her türlü hak onlara verilmiş. Yönetici olabiliyorlar, rektör olabiliyorlar, ülke yönetiyorlar. Maddi imkanlar onda ama neden bu kadar öfkeliler? Ve bunu inceleyip arkasına baktığında görüyor ki aslında bir korku var. Korkmaları da çok normal diyor. Çünkü o dönemdeki bir erkeğin hiçbir şey yapmadan, herhangi bir efor sarf etmeden nüfusun %50'sinden otomatik olarak kendini daha iyi hissediyor. Diyor ki kadınlar aslında erkekleri kendilerine olduklarından iki kat iyi gösteren bir ayna gibiler. Ve ellerinden bu aynanın alınmasından çok korkuyorlar. O yüzden kadınların herhangi bir şekilde iyi bir mevkiye gelmesi veya iyi yazar olmaları veya iyi meslek sahibi olmaları olasılığı bile onları çok korkutuyor ve bu sebepten öfkeleniyorlar. Yani kinlerinin sebebi bu diyor. Bu beni çok etkiledi. Yani bu kadar değil belki ama şimdi bile görüyoruz etrafımızda, hani çok yakınlarımızda olmasa da çok şükür, bir takım erkeklerin hani kadınların iyi şeyler yapması konusunda ne kadar öfkeli olduklarını ve bunun arkasında bu korkunun olduğunu bilmek aha dedirtti bana ve çok böyle doğru bir çıkarım gibi geldi. Ve buraları okurken şunu hissettim. Hani ben neden bir kadın olarak bugüne kadar ki 43 yaşındayım, 44, neden bu kitabı okumamışım? Dedim ki bir kız çocuğum olsa mutlaka hemen eline tutuştururdum ve okuturdum. Sonra durdum dedim ki kızım yok ama bir oğlum var. Hani ona da bunu okutmalıyım ki benim oğlum onlar gibi olmasın. Bunları bana düşündürttüğü için kitabı çok sevdim. İkinci yarısı biraz daha zordu benim için. Çünkü bir takım başka kadın yazarların kitaplarından örnekler vererek anlatıyor. Ve onların çok azını okuduğum için belki o kadar iyi anlayamadım o bölümleri. Ama genel olarak Virginia Woolf'la tanıştığım için çok mutluyum. Ben arkasından birkaç kitabını aldım. Henüz okuyamadım. Ama ileride onları da okuyacağım inşallah. Kendine ait bir odada kadın olarak cinsiyetinizin size getirdiği, bilmediğiniz, yaşamadığınız, tanık olmadığınız hiçbir şey okumuyorsunuz. Ve bunun aslında zamansız yazılmış olduğunu fark etmek bir yandan güzel, bir yandan ürpertici geliyor insana. Şaşırtıcı bir şey çıkmadı. Tamamen bir feminist manifesto gibi okumuştum. Kitabı okurken ya da Virginia Woolf'un işte denemelerini hani kendi şeyinizde, zamanınızda okurken çok da böyle bir dönemsel bir çarpıcılığa şahitlik ediyor olmuyorsunuz. Yani hiçbir şey aslında değişmemiş. Rahat ve böyle
çok anlaşılabilir halde okuyorsunuz. Çünkü bu biraz bir manifesto ya da deneme tadında olduğu için şeysi geliyor insana. Çok mu hani bana edebi kaçacak ya da işte gerçekten her anlatılanı anlayabilecek miyim diye, ama okuması çok rahat ve keyifliydi. Genel olarak Virginia Woolf'un kitapları için okuması zor olduğu söyleniyor. Hatta en kolay okunanlardan birisinin Kendine Ait Bir Oda olduğu söyleniyor. Kitabımızın konusu herkesin bileceği üzere feminizm, kadın hakları, kadının toplumdaki yeri gibi anlatabiliriz kısaca. Fakat benim söylemek istediğim şey burada şu: feminizm olarak çok keskin çizgilerle anlatmamış yazarımız burada bence. Keskin çizgiden kastım bu böyledir, şöyledir diye aslında yavaş yavaş nasıl hayata empoze edildiğini, kadının toplumdaki yerinin nasıl bizim hayat biçimlerimiz haline getirildiğini bir yerde anlatıyor. Bu anlamda ben sevdim. Medeni toplumlardaki kullanımları ne olursa olsun, aynalar tüm şiddetli ve kahramanca eylemler için elzemdir. Napolyon ve Mussolini bu yüzden kadınların aşağılığı konusunun üstünde bu kadar önemli durmuşlardır. Çünkü kadınlar aşağı olmasalardı kendi boyutları büyümeyi sürdüremezdi. Bu kadınların erkekler için bunca sıklıkla gerekli olmalarını kısmen açıklamaya yarıyor. Ve onların kadının eleştirisi karşısında huzursuzluklarını, kadının onlara bu kitabın kötü, şu resmin zayıf olduğunu söylemesinin ya da herhangi bir eleştiride bulunmasının aynısını yapan bir erkeğin yaratacağı acının ve öfkenin çok ötesini yaratmasının imkansızlığını açıklamaya yarıyor. Çünkü kadın gerçeği söylemeye başladığında aynadaki görüntü küçülür. Erkeğin hayata uyum başarısı azalır. Erkek kendisini sabah kahvaltısında ve akşam yemeğinde olduğundan en az iki kat daha büyük görmezse nasıl karar vermeye, yerlileri medenileştirmeye, kanunlar yapmaya, nutuk çekmeye devam edebilir? Özellikle kitabın ilk bölümünde şu anda bence bütün insanların okuması gereken bir bölüm var. Orada da şöyle bir tespiti var. Diyor ki bir kadının üretebilmesi, yaşayabilmesi için öncelikle kendine ait bir odası olması gerekiyor diyor. Sonra da rahat ve dertsiz yaşayabileceği bir parası olması. Bu ikisi olmadığı zaman yaratıcı süreçte bir kadını göremeyiz diyor. Kendine ait bir oda hem gerçek anlamda sessizce oturup çalışabilmek, kafayı toplayabilmek için bir oda, bir de metaforik de bir anlamı var tabii ki bunun. Kendine ait bir hayat, kendine ait bir düşünce sistemi, kendine ait özgür düşünce diyelim buna. Bunların var olması gerekiyor. Dönemin kadınlarını da bir nebze suçluyor. O da erkekleri dev aynasında gösterenin kadınların kendi olduğunu söylüyor, büyütenlerin. Bunu yapmayı bırakın diyor açıkça. Zaten diyor paralarının yönetimi erkeklerde olduğu için onlara da işte böyle oturma odasında oturup işte süslenmek. Aynen. Mantık hani şey geldi, zaten yönetemeyecekleri bir parayı kazanmak istemediler. Hani böyle biraz da hak vererek söylenir, eleştiriyor gibi yani. Ama galiba o dönem onların o parayı yönetme hakları da yok değil mi İngiltere'de? Yok. Şey demiş, bu akşam bulaşık yıkadığı ve çocuk yatırdığı için aramızda olmayan kadınların içinde yani sizlerle benim içimizde yaşıyor Judith demiş ya. Son sayfalarda. Sonraki kadın yazarlar aslında daha evvel hani bu çabadan geçmiş, bir şekilde hani mücadele vermiş ve buna rağmen yazarak hani belki çok başarılı olmasa bile yazar olmuş, yazarlara borçludur her şeyi diyor. Hani biz bu sadece yazarlık gözünden bakıyor ama hani aslına bakarsanız hepimiz aynen için bizden önceki kadınların mücadelesiyle gidiyor. Evet, buralara gelebildik. Uzun uzun etrafa bakıyor falan. Hani bu kadın evet, kitapta da anlatıyor yani o bir lüks, böyle boş boş durabilmek senin gözlem yeteneğini artıran bir şey yani. O lükse sahip olman lazım diyor, gözleyebilme lüksüne.